Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Devrim Özdemir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pancarların sıra arası çapasını yapıyoruz. Biz bu makinenin ayaklarını sanayide özel olarak yaptırdık. Sıra arası çapasını bununla yapıyoruz. Pancarın sıraları buraya geliyor. Yani şöyle aralarını çapalamış oluyor. Bakın şimdi ben size göstereyim. Çalıştırayım makineyi. Bu şekilde pancarların sıra arasını çapalamış oluyor. Bakın şöyle sıra araları çapılanmış oluyor. Sıra aralarındaki otlar kopmuş oluyor bakın. Bakın böyle. Tabi arada kopmayanlar oluyor ama o kadar da oluyor. Ne kadar yavaş giderseniz o kadar iyi iş olmuş oluyor. Sıra aralarındaki otları koparmış oluyoruz böyle. Böyle yani arkadaşlar. Gaz vermeyelim ki pancarları örtmeyelim. Çok gaz verirsek bıçaklar hızlı döner. Hızlı döndüğü zaman da pancarları örtmüş olur. Bu şekilde çapalıyoruz. En son pancarların vitesini atmıştık. Gübre attıktan sonra yağmur yağışı oldu. Gübreler erimiş. Yağmurdan sonra. Şimdi de dedik çapasını yapalım. Bence. Pancara çapa yapmak çok önemli. Pancarları bu şekilde çapalıyoruz arkadaşlar. Bir de bunun üstüne bu araları çapayla çapalıyoruz. Normal el çapasıyla. Bundan başka bir çapalama şeklimiz de yok. Bu makine büyük kolaylık sağlıyor. Neden büyük kolaylık sağlıyor diye sorarsanız, şimdi bu araya çapa vurmak zorunda kalmıyoruz. Yani bu arayı makine çapalamış oluyor. Direkt buraları çapalıyoruz. Zaten buralarda da fazla ot yok. Şöyle arada pancara zarar vermiyor. Makine böyle arkadaşlar. Türkiye'de belki hani kullanmak isteyen olur. Yaptırmak isteyen olur. Yukarı giderken
iki karık götüreceğim. Yani iki sırayı götüreceğim yukarı giderken. Neden diye sorarsanız, makine 5 sıralı ekim yaptığı için şimdi 5 sıranın sonunda elbette ya genişlik ya açıklık oluyor. Yani o 5 sıranın sonuncusunu, sonuncu arayı her zaman en sona getirmek lazım. En sona getirmezsek ortadan pancar kesmiş oluruz. Yani 3 aşağı 2 yukarı olarak. Bakın mesela sonuncu ara bayağı bir daralmış. Makine arası. Çapa tam sayıyor şu an. Ama bazen geniş geliyor, bazen dar oluyor. İllaki kaymalar oluyor sonuncu sırada ekim yaparken. Ondan dolayı her zaman çapa makinesini en sonuna getiriyor. Makine arası. Umarım anlatabilmişim. Bakın mesela şu anda genişledi bu. Makine 2001 yılından beri var. Böyle çapa işi yapıyoruz. Ki şu anda çapa işçisi bulmak çok zor. Kimse çapa işçisi olarak çalışmaya gelmiyor tarlaya. Ondan dolayı bu makine bize büyük kolaylık sağlıyor. Çapa işçisi bulmaktan bu makine 1000 kat daha iyi. Tarlaların ikisini çapalamıştım zaten. Gübre attıktan bir gün sonra. Çapa makinesiyle bir insan günde ortalama 10 dönüm çapalayabiliyor. Arkadaşlar çapa yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benzin azalmış bayağı. Dolduralım deposuna. Yerde eski ama inşallah dökmeyiz. Oo, rüzgar çok esiyor.
çalıştıralım ve devam edelim. Öbür kısmını bitirdik. Bu kısmına geçtim. Rüzgar da çıktı bayağı bir. Dolayı pancarlar şu anda net gözüküyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.